Şimdi e, CHP milletvekili Murat Emir'in e, yaptığı paylaşımı okuyordum da diyor ki şöyle başına e, önce anlatalım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin e, bir laiklik açıklaması yaptı. Yani laiklik özetle onların anladığı gibi e, İslam dinine karşıtlık değil bizim anladığımız gibi dedi. E, din dini özgürlüklerin garanti altına alınmasıdır şeklinde bir açıklaması var. Bu sırada Yusuf Bey, Yusuf Tekin Bey ee, CHP döneminde kapatılan ahıra çevrilen, satılan camilerden söz etti. Murat Emir de e, Sayın Murat Emir de bundan rahatsız olmuş olacak ki cumhuriyet döneminde hiçbir zaman camilerin kapısına kilit vurulmadı diyor o e, açıklamayı alarak. Camiler ahıra çevrilmedi. Vatandaşın Kur'an öğrenmesi yasaklanmadı. Bu yalanları cahillikten söylüyorsa korkunç, bilerek iftira atıyorsa emanet ettiğimiz çocuklarımız adına dehşet vericidir diyor. Da. Şimdi Murat Bey bunu paylaşmış ama o zaman sorarlar. İstanbul'da şey kalsın, tweet kalsın. İstanbul'da Emin önünde Sirkeci'de tren istasyonu vardır Tren istasyonun yanında da Kara Mustafa Paşa Camii vardır Kara Mustafa Paşa Camii Yıllarca bilin bakalım Ne olarak hizmet verdi Ben uzatmadan söyleyeyim Meyhane olarak hizmet verdi Yani İstanbul'da başka bir mekan kalmadı Camii meyhane yaptılar Hangi dönemde yapıldı dersiniz Arayın bulun. İki, birkaç örnek vereceğim sadece. Bugün İstanbul Ticaret Odası'nın hemen arkasında olan, yine Eminönü'nde, yine Sirkeci'de, e, Abdülhamit Han Camii var. Yıllarca tabakhane olarak kullanıldı. Sanki başka hiçbir yer kalmamış gibi cami tabakhane yaptılar. Şu anda gidin, bu hafta sonu alın çoluğunuzu, çocuğunuzu gidin. Hala deri kokar. Hala böyle kötü bir koku vardır içinde. E hak mıdır bu? Ve gelelim ahır meselesine. Sayın CHP'li vekilin ahır meselesine. Yıl 1998. Ben Deniz, genç bir muhabirim. Daha o zaman ne AK Parti var, ne bu hükümet var. İstanbul'da yine e, emin önünde bakın aynı 100 metre mesafedeki camilerden bahsediyorum. Tam da şu andaki Eminönü otobüs duraklarının yanında Ahi Çelebi Camii vardır. Yoldan geçerken gördüm. Genç bir muhabirim. Tarihini bilmem etmem. Hani şu Evliya Çelebi'nin e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam rüyasında gördüğü, şimdi insanların giderek içinde huzur bulduğu cami var ya Ahi Çelebi Camii. Gittik duvarına tırmandık. İçeri girdik, ahırdı. İçeride eşekler bağlıydı. Çektik biz, görüntüledik yani. Ben birebir bunun haberini yapmış bir kardeşinizim. E peki, kim bu hale getirdi bu camiyi? Kim Sivas Divriği'deki, şimdi e, insanların öve öve bitiremediği camiyi satılığa çıkardı? Buyurun, devlet arşivlerinden... E, Belgesi de burada. Devlet arşivlerinde bakınız kararname diyor. Divrik'te harap bir halde olan ve civarında başka cami ve mescit bulunması itibariyle ihyasına da lüzum olmadığı anlaşılan Kara Mehmet Ağa Camii'nin adını da söylüyorum satılması tarihli kararla efendim kabul olunmuştur. Burada altında imzası olanlar var. Yani demek ki neymiş? Demek ki camiler camilerin kapısına kilit de vuruldu. Demek ki camiler meyhaneye de çevrildi, ahıra da çevrildi, satıldı da. Bunu biz söylemiyoruz. Bizim söylememizin bir anlamı yok. Belgelerle konuşuyoruz. Kendi gördüklerimizi anlatıyoruz ve aynı zamanda tarihsel gerçeklikler var. Resimleri var ya. Minberde dansöz oynatılırken resimleri var. Siz ne konuşuyorsunuz? Camiler satılmış, satılmamış? Maalesef bunu yaşadık. Bundan sonrasına bakalım. Bundan sonra ne yaparız ona bakalım. Tabi bu arada Ahi Çelebi Camii e, araması yaptım bugün. O da ilginç. Bakınız Sayın Mahmut Özer'in yani bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nın bir yazısı var. E, bu yapay zekayı, chat ve arama motorlarını e, eleştiriyor. Diyor ki Orada diyor ki. Yapay zeka diyor, gerçek hayat verileri yapay zekanın hafızasını oluşturmaktadır. Bu hafızaya dayalı olarak düşünmekte, kestirimler ve optimizasyon yapmakta ve içerikler üretmektedir. Dolayısıyla gerçek hayat verisinde yani hafızasında gömülü yanlılıkların tamamı yapay zekanın içeriklerinde yeniden üretebilmektedir. Bugün bu camilerle ilgili arama motorlarında arama yapayım dedim. Ne meyhaneye çevrilen ne efendim ahıra çevrilen camilerin bilgisi yok. Bu da ilginç. Ha bu bilgilere nereden ulaşacaksınız? Demek ki neymiş? Demek ki doğru bilgiyi arama motorlarından değil, kitaplardan öğreneceksiniz. Peki efendim şimdi sıradaki diğer haberle devam edelim. Bu mesele herhalde anlaşılmıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.